Osmaniye'de yaşanan ilginç bir olay var sırada. Uzun süredir karın ağrısı ve kusma şikayeti olan bir kadın hastanede adeta hayatının şokunu yaşadı. 40 yaşındaki hastanın midesinden ve ince bağırsağından 2 kilogram saç çıkarıldı. Uzun süredir karın ağrısı vardı. Buna mide bulantısı ve kusma da eklenince hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde Rapunzel sendromu teşhisi konuldu. Ameliyata alınan kadının midesinden 2 kilo saç çıkarıldı. İlginç olay Osmaniye'de yaşandı. Uzun süredir karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti olan kadın hasta özel bir hastaneye başvurdu. Doktorlar tarafından muayene edilen hastanın yapılan tetkikler sonucunda midesinde yabancı bir cisim tespit edildi. Tetkikler sonrasında hastanın ameliyata alınmasına karar verildi. Yapılan ameliyatta 40 yaşındaki kadın hastanın midesinden 2 adet 12-13 santimetrelik ve ince bağırsağında 10 santimetre uzunluğunda 3 adet toplam 2 kilogram kıl kütlesi çıkarıldı. Yaklaşık 1,5 aydır sürekli sıklıkla olan kusma şikayetiyle daha önce başka merkezlere de başvuruyor. Sonrasında hastanemiz dahiliye kliniğine başvuruyor. Burada genel durum bozukluğu olması sebebiyle ki uzun zaman kusması olduğu için tabii ki vücudun yeterli gıda, mineral, vitaminleri alamaması ya da aldıklarını kaybetmesi sebebiyle genel durum bozukluğu ortaya çıkıyor. Bizim de dahil olduğumuz tetkiklerinde midesinde ve ince bağırsaklarında tıkanmaya yol açan, midesini tama yakın dolduran, ince bağırsağında tıkanmaya yol açan büyük kıl yumakları, bizim trikobezoar dediğimiz sindirilmemiş gıdalardan ya da kıl yumaklarından ya da bazı ilaçlardan oluşan bezoarın olduğunu tespit ediyoruz. Dün ameliyatımızı gerçekleştirdik. Midesinden 2 adet yaklaşık 12-13'er santimetrelik ve ince bağırsağını tam tıkayan yaklaşık 10-11 santimetrelik 2 adet bezoar çıkardık. Şu an hastamızın genel durumu gayet iyi. Hastada nadir görülen Rapunzel sendromu olduğu tespit edildi. Bezoarlar çok nadir görülür, çok sık görülmez. Sindirilmemiş bazı sebze gıda artıkları birikebilir midede. Buna fitobezoar diyoruz. Saç yeme alışkanlıkları olabilir bazı psikolojik rahatsızlıklardan dolayı. Trikobezoar diyoruz. Hatta literatürde bu Rapunzel sendromu olarak da geçer. Nadiren ince bağırsaklarda görülür. Bu hastamızı ilginç kılan özelliklerden bir tanesi hem midede hem de ince bağırsakta ayrı ayrı izole bezoarların olmasıydı.